Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizi bir gün beraber birlikte gezmeye götürüyoruz. Aynen, şimdi ilk önce bir hastaneye gideceğiz. Sakatlığından dolayı bir ultraşar yapılacak, ultrason yapılacak, yani ultraşar Almancası. doktorumuzun, kulüp doktorumuzun yanına gidiyoruz, Hacettepe Üniversitesi'ne. Oradan sonra bir alışverişe gideceğiz. Siz de bizimle birlikte bugün gezeceksiniz. İki gün sonra kar gösteriyordu. O yüzden ben de bugün soğuk olur diye düşündüm ve kalın bir manto giydim. Fakat hava bence o kadar da soğuk değil. Ve sence? Ve Ankara için çok böyle hani beklemediğimiz bir durum. Bugün ayın kaçı? 11 mi oldu? Evet. Yani ocağın 11'i ve böyle hava ayaz olmaması, kar olmaması çok şaşırtıcı. Evet, ama dört gözle kar yağmasını bekliyoruz. Ben tabii ki çok beklemiyorum çünkü sahada çok ayakları donacak, yazık. Ama ben çok istiyorum çünkü çocuklarımla bakın. Şu yokuştan şöyle aşağı kaymak istiyorum. Duydun mu beni? Ha? Kaymak istiyorum çocuklarla bu yokuştan aşağı. Bu yokuştan? Evet. Tabii olur. Unutmadın değil mi araba kullanmayı? Niye? Sen ne zamandır kullanmıyorsun? Vallahi deneyeceğiz bakalım. Evet, şimdi gidiyoruz. Hacettepe Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz. Yol aldık. Doktorumuz Gören abi bizi bekliyor, kulüp doktorumuz. İnşallah güzel haberler vereceğiz sizlere de. İnşallah. Ben sakatlığından dolayı kaç bir 2,5 hafta geçti aşağı yukarı ve gerçekten çok iyi hissediyorum. İyi çalıştık. Bizim sağlık ekibimiz, kulübün işte doktorumuz olsun, füzyolarımız olsun gerçekten çok yakın ilgilendi ve yoğun bir çalışma içinde olduk. Hani yine böyle bir şey olmasın diye veya işte güçlü geri döneyim diye. Bakalım, şimdi bir ultrason var. Orada doktorumuz bakacak biraz doku nasıl iyileşti, işte kas hani iyileşti mi diye. Onun için yani şöyle söyleyeyim, uzun lafın kısası pazartesi günü, bugün pazartesi, tam bir hafta var. Fenerbahçe maçında inşallah Emre oynayacak ve inşallah gol atacak. İnşallah, inşallah. Golünü görmek istiyorum. Efendim doktorum. Ne yapıyorsun Emre? Geldik şimdi. Senin parkerin yok mu? Senin hiç ağırlığın yok mu burada ya? Bu ne ya? Abi. Koskoca Gürhan doktorsun Ankara gücünün. Şimdi geldik Hacettepe'ye. İnanılmaz bir kalabalık var. Ankara'nın en büyük hastanesi olduğunu tamam biliyoruz ama gerçekten İlk defa geliyorum ben ve bu kadar kalabalık olacağını hiç zannetmiyorum. Evet. Hemen. Şimdi doktorumuz zaten gördü, bizi bekliyor. Hemen sonra çıkmamız lazım buradan, koronaya yakalanmadan. Allah korusun. Keşke 5 tane üst üste maske taksaydım. Bizim sağ olsun doktorumuz da bizi kapıda karşılıyor. Gerçek hayat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misin doktor? İyi, İyi Allah'a şükür. Evet, doktorumuzun odasına geldik. Kendisi de olimpiyatlara katılmıştı.
Zaten sol taraf nereden baksan 5 milyon euro. Şimdi gelelim. şimdi gelelim çok işe yaramayan, sadece yürürken kullandığımız. Aynen bak, hemen hemen aynı görüntü. Hemen hemen, evet. Tamamen aynı. Fasyayı görüyorsun gayet düzgün ki fasyasında da yırtık vardı elbinin MR sonucunda. Şurası işte bak, yırtığın olup iyileştiği kısım. Bastığında ağrı hissediyor musun emmi? Biraz palpasyonun ağrı olabilir. Orası işte skar dokusu. Ama gayet güzel iyileşmiş. Çok bence gayet güzel görünüyor emmi ya. Teşekkür ederim. Hadi bu da 2 milyon euro olsun. yani fasya evet. Dümdüz maalesef. Yani şey, jilet gibi halde. Maşallah. O zaman Fener maçında. Sağ yani ayakla bir gol bekliyoruz. Gol mü sözü veriyorsun, asist mi veriyorsun artık bilmiyorum bir şekilde. Hem de çok güzel görünüyor. Şimdi hastaneden çıktık. Çok şükür her şey yolunda. Emre'nin sakatlığı geçti. İyileşti ve inşallah haftaya oynayabilecek. Çok güzel bir haber. Haftaya güzel, çok güzel başladık. Ya. Bir dakika şurada. Çok mutluyuz. Mutluyum. Sahi çok özledim çünkü. İnşallah. Sabırsızlıkla maçı bekliyoruz ve güzel geçeceğiz. Evet şimdi metroya geldik. Burada bir alışveriş yapacağız. Geliyor musun? Bazı mağazalarda da olmayan gıdalar varmış. Esra Hanım öyle diyor. O yüzden buraya geldik değil mi? Evet. Hadi bakalım. Daha dün Instagram'dan paylaşmıştım. Bakın ne buldum. Ankara'ya 2 gün sonra kar yağacak. O yüzden ne alıyoruz? Kar çizmesi alıyoruz. Oh çok güzel. Bu benim de çok iyiymiş. Denemem lazım. Değil mi? Evet, güzel gözüküyor. Mesela dediğim gibi başka mağazalarda olmayan veya Almanya'da olan içecek olsun falan mevcut. O yüzden biz metroyu çok seviyoruz. O yüzden de şimdi büyük bir alışveriş yapmak için geldik buraya. Bunları da... Ben çok seviyorum. Aslında ben çok kahve içmiyorum, tüketmiyorum ama bunlar benim çok hoşuma gidiyor, soğuk kahve. O yüzden bunlardan da alalım. Acuka var. Böyle istiyorsun. Ama bunu ben pek beğenmedim. Bir kere denemiştim. Aa bak burada değişik bir tane var. Bunu deneyebiliriz. Bir de bizim biraz daha fazla alışveriş yapmamız lazım çünkü yakında Almanya'dan benim annem ve babam geliyor. Ama onlar için de çok seviniyoruz yani. Çok uzun zamandır görüşemedik. Bir de koronadan dolayı tabii normalde aralarda hep gelirlerdi. İşte çocukları da görmeye. Ama şimdi biraz uzun sürdü olsun. Az kaldı. Ben çok seviyorum usulü veya Çin usulü yemek yapmayı. O yüzden mesela burası tamamen benim reyonum. Ne? Her şeyi alabilirim. Her şeyi mi? Şu an şunların hepsini alabilirim çünkü en sevdiğim soslar. Sen daha çok böyle Çin tarafı işte ne evet, bileyim o çok seviyor. Baban hep böyle şeyler mi yedirirdi küçükken sana? Bak mesela sushi yapmak için şunu Şahverdi'ye alayım da yapsın evde çok seviyorum. Evet Esra'nın Çin yemeklerini sevdiğini zaten biliyorum ben. Hani o yörenin yemeklerini gerçekten çok seviyor. Her gün yiyebilir. Ama yani abartmaya da gerek yok yani bence. Yok işte sushi'dir, yok işte bilmem başka bir şeydir. Kuru fasulye pilavla bizim için yeter. Ama kendisi illa yok şu mango sosu olacak, yok o tropikal meyveden olması lazım, yoksa yiyemem falan. Ay ama i̇şte. Baksana işte burada... Evet diyorum ya Almanya'yı sevmiyorum ama işte şunları da yani özlüyorum ya. Vollkornbrot falan.
İşte görüyorsunuz biz bakkaldan alıyoruz ekmeği. Yani ben. Ama kendisi böyle şeyleri sever. Olsun, yapacak bir şey yok. Katlanacağız. Çünkü seviyorum onu, seviyorum. Şimdi donmaya hazır mısın? Şunu al, al. Ne? Yazıyordur dana üstünde. Dana kurek. Dana ne? Dana kurek. Dana kurek. Şöyle küçük bir tane dana sarması yapsana. Bakayım. 5-6 kiloya yakın. Anca mı yeter diyorsun? O zaman şunu da alalım bizim bence. Bizim aile anca yedir aynen. Evet, gördüğünüz gibi biraz abarttım galiba. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi eve geldik. Minik bizi özlemiş. Evet. Hep babayı bir kere. Alışverişleri boşaltıp. Bir daha hep hep. Oh. Evet. Oturacağız babacığım. Bunları bak koyalım. Burada bir sürü eşya var. Bunları koyalım. Anne buraya buzdolabına yerleştirsin işte. Burada kalmasın bunlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Şimdi eve geldik. Karnımız çok acıktı. Hemen yemek yapmam gerekiyor ve yemeğe oturmamız gerekiyor. Herkese çok selam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.